Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda beraberiz. Bugün evimizde çok rahat yapabileceğimiz basit malzemelerle ev yapımı limonata yapacağız. İlk öncelikle 2 tane limon, 1 tane portakal lazım. 1,5 su bardağı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı limon tuzu. Bunlar lazım. Şu an limon ve portakallarımı bir gün önceden buzluğa koymuştum, derin dondurucuya. Onları çıkardım. Şu an bunları doğrayacağım. Doğramaya başlıyorum. Tabii yıkayarak koydum buzluğa, haberiniz olsun. Bunları bu şekilde doğruyorum. Limonlar ilk başta doğrarken çok sert olduğu için bir derin dondurucudan çıkardıktan bir 10 dakika sonra doğramaya başlarsanız daha kolay oluyor. Portakalımız yumuşamamış daha. Biraz zorlanıyoruz. Bunlar rondoda çekeceğimiz için biraz ince yapıyorum ben. Evet arkadaşlar, çok soğuk olduğu için portakal kesmekte zorlandım biraz. Ellerim üşüdü. Biraz önce eşim de bana eleştirde bulunuyor. Diyor, bu kanal diyor, yemek kanalımı da diyor. Limonata ne alaka diyor. Şimdi hemen insanları bizim Türkiye'deki durum, kalıplar içine sokmaya çalışıyorlar. Oradan sonra diyorlar ki, yani bunu niye yapıyorsun? İçerik sınırlaması yok. Yani yapabiliriz yani. Birilerine faydalı olmak kötü bir şey olmamalı. Arkadaşlar, rondomuzu aldık. Doğradıklarımızı içine koyacağız. Evet, rondomuzun içine boşalttık. Püre haline gelene kadar çalışıyorum. Sonra şeker ilave edeceğim. Rondomuzu da çektik. Şimdi üzerine şeker ilave edeceğim. 1 su bardağı. Yarım bardak daha. Toplam 1,5 bardak. Tabi bu, siz ilk yapıp denedikten sonra bu şekere az bulanlar fazla şeker veya çok bulanlar da az şeker atabilir, içine katabilir. Yani bu artık sizin zevkinize, damak tadına göre değişir. İnsan daha önce yaptığımda da ben 1 bardak katmıştım. Şekeri az geldi bana. Bu sefer 1,5 bardak katıyorum. Diğerinde de limon, portakal katmadan yapmıştım. O şekilde de oluyor. Artık damak tadınıza göre siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da limon tuzu ilave ediyorum. Çekme işlemimiz bitti. Bunu bir kaba boşaltıp üzerine su ekleyeceğim. Şu an rondoda çekilmiş halinin son durumu. Buzdolabında bekleteceğimiz bir kaba püre haline gelmiş portakal ve limonlarımızı boşalttım. Üzerine su ekleyeceğim. Ben yaklaşık 12 bardak kadar ekliyorum bu malzemeye. Arıtıcım olduğu için evde arıtılmış su ekliyorum. Tadı daha güzel oluyor. Yaklaşık yani 2-2,5 litreye yeterli oluyor su. Suyumuzu ekledik. Bu şekilde alıp dolaba koyacağız. Soğuması için hem dinlenmiş olacak. Dolaptan çıkardıktan sonra da sadece süzüp herhangi ne de kullanacaksak şişeye veya sürahimize koyup ondan sonra sağlıcakla tüketebiliriz. Evet arkadaşlar, dolapta beklettiğimiz
karışımı. Şimdi süzgeçten süzüyoruz bu kabımıza. Bunu da sürahimize koyup içmeye hazır olacak. Bunu tülbentle de yapabilirsiniz. Bizim elimizde tülbent yoktu. Bu şekilde süzmek istedik. Evet, karşımızı süzdük. Sürahimize doldurduk. Artık afiyetle tüketebiliriz. Yani mutlaka deneyin. Gerçekten güzel oluyor tadı. Memnun kalacaksınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.